Barış Bey, böyle bir proje nereden aklınıza geldi? Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Buralara kadar geldiniz. Bizim bugünkü organizasyonumuzu daha fazla kitlelerin duyması ve görmesi noktasına bize... Bundan teşekkür ediyorum Isparta Genç Adamları Derneği adına. Şimdi ben ve ekibim Isparta Genç Adamları Derneği'nin yönetimine geldiği zaman Isparta halkına, aynı zamanda üyelerimize bir açıklamada bulunduk. Dedik ki aslında iş adamları derneklerinin temel çalışma prensipleri Türkiye Cumhuriyeti ekonomik sistem paralelinde gayret göstermek, iş adamlarının arasındaki birlik ve beraberliği tesis etmek, aynı zamanda da iş platformlarında yeni iş imkanları sağlamaktır. Isparta iş adamları genç bu yönde oluşturmak istemiyorlar. Sosyal anlamda da faaliyetlerin olmasını istiyorlar. Bu yönde biz yönetimimizle birlikte göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sosyal faaliyetlere önem vermeye gayret ediyoruz. Bunlardan birkaç tanesi, işte Myanmar'da bir su kuyusu açtırdık bütün dernek üyelerimiz olarak. Van'da bir ilk öğretim okuluna, oradaki öğrencilere hediyeler gönderdik. Bugün de 10 ay dünyada çöp toplama günü. Bunu daha öncesinde biz ulusal basından, yerel basından takip ediyorduk. Arkadaşlar taşındık dedik olarak böyle bir sosyal faaliyet yapalım. Isparta'mızın bir noktasını belirleyelim. Bu noktada da hep birlikte bir temiz çalışması yapalım. Şimdi görüyorsunuz, kameraman arkadaşlar gösteriyordur. Burası bazı yerlerde gökyüzünü göremeyeceğiniz kadar yeşil bir alan. Isparta Mahallesi'nin üst bölgesindeyiz şu an. Tabii ki Isparta şehir merkezi pırıl pırıl, belediyemiz görevini yapıyor. Bunda hiçbir sorun yok. Zaten yaşanılabilir şehir noktasında Türkiye'nin en yaşanılabilir şehri seçilmiş durumda. Fakat biz şehrin dışında kalan, mahallelerin dışında kalan, insanların çok az bildiği ama az bilenlerin de sıklıkla kirlettiği faaliyeti göstermek istedik. Burası benim çocukluğumdan bu yana geldiğim bir bölge. Bu gördüğünüz kestane ağaçlarının altında her yerde çocukluğumda bisiklet bindim. Bu gördüğünüz ağaç çok değerli bir ağaçtır. Altında oturabilirsiniz. Birçok Ispartalı bilmiyordur. İş hayatıma atıldığım zamanlarda, bundan 20 yıl önce, İksir isminde bir markam var. Bu markamı bulduğum, düşündüğüm, markanın kurgularını yaptığım bir ağaç. Dolayısıyla benim gençliğimde çok önemli yeri olan ve gelecekte de Isparta'daki çocukların, gençlerin istifade etmelerini istediğim değerli bir alandı. Geçmişte kendi arkadaşlarımızla birlikte biz buranın ismini Cennet koymuştuk. Ve bizim öğrendiğimiz, iman ettiğimiz cennet de pırıl pırıl olur, tertemiz olur. Buna hizmet etmek adına da bugün yönetim kurulundaki arkadaşlar, onların evlatları, eşleri, çocukları buraya geldik ve bu programı organize ettik. Tabii çok daha kalabalık bir ekiple gelebilirdik ama bugün dernek, insanların programları çok yoğun, iş hayatı çok sıkıntılı, sancılı, herkes işleriyle uğraşmak zorunda. Yine de biz burada işte bu işe gönül vermiş insanlar olarak toplandık ve gördüğünüz gibi burayı elimizden geldiğince temizledik. Sosyal medyada da özellikle takip ediyoruz, sürekli doğa hayranlığınız var, geziyorsunuz sürekli. Burayı nasıl keşfettiniz? Şöyle, sizin de ifade ettiğiniz gibi ben vaktimin neredeyse tamamını işimin dışında bu tür yerleri keşfetmekle harcıyorum. Özel bir ilgim var. Yani su sesi duymam lazım, ağaçların içinde gezmem lazım. Bu tür yerleri görmem ve göstermem de lazım. Saklamıyorum da. Bunları işte story yapıyorum, paylaşıyorum herkese. Burayı da yıllar önce çocukken, herkes bilir, Ispartalılar bunu çok yaşamıştır. Benim akranlarım bilecekler. Biz böyle doğada piknik yapmaya gelirdik. Bisiklet binmeye gelirdik. O zamanlarda bu bölgeden bir gün Gölcü'ye çıkmak adına, buranın hemen üstünde Gölcü'nün eski yolu vardır. Oraya gelirken burayı tesadüf eseri gördük. Gördükten sonra da buraya girdik ve anladık ki burası saklı bir yer, saklı bir köşe. Herkes bilmiyor. Çünkü buranın bir girişi, bir çıkışı yok. Bir girişi var, çıkışı yok. Girdiğiniz yerden tekrar çıkmak zorundasınız. Girdiğiniz yerde de şöyle bir durum var. Gelirken biraz önce hepiniz gördünüz bunu. Sanki bir evin bahçesine giriyormuşsunuz edası olduğu için hiç kimse bunun arkasında böyle bir yer olduğunu düşünmüyor. Dolayısıyla ben çocukluk yaşlarımda işte bu şekilde
burayı fark etmiş oldum yani. Bugün de arkadaşlarımıza gösterdim ve burada hemen hemen hiçbir arkadaşımız da burayı görmemiş. Birçoğumuzun da yaşı 30'lu 40'lı yaşlarda. İşte Isparta'da buna benzer o kadar çok cennet diye tabir edebileceğimiz yerler var ki sadece keşfetmek yeterli değil aslında. Keşfedeceğiz, birbirimize tanıtacağız ve hep birlikte koruyacağız. Koruduktan sonra da böyle çöp yığınlarıyla karşılaşmayacağız. Halbuki buraya gelen herkes kendi getirdiklerini tekrar yanında götürseydi çöplerini hiçbir problem olmayacaktı. Biz bugün belki buraya sadece mangal yapmaya gelirdik, eğlenmeye gelirdik ama gördüğünüz gibi şimdi temizlik yapıyoruz. Isparta halkını bu projenize desteklemek amacıyla söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Isparta halkına bu proje değil fakat bu projenin içinde yatan mesajı aslında çok doğru algılamalarını istiyorum. Biz bu organizasyonu yaparken özellikle kendi WhatsApp grubumuzda ve sosyal platformlarımızda üyelerimizden çocukların gelmesini istedik. Burada görüyorsunuz küçük çocuklar var bir sürü. Benim çocuklarım da burada. Sebebi şu. Yetişmiş bireyleri bu yönde ehlileştirmek belki birazcık daha güç olabiliyor. Çünkü bu bir kültür meselesi. Bunu istemeniz lazım, böyle yaşamanız lazım. Fakat gelecekte de buraları çocuklar kullanacaklar. Dolayısıyla biz bu kültürü çocukların alması için buradayız. Bunun için onlarla birlikte burayı temizledik. İleride onlar da kullandıkları yerleri, bu cennet vatanımızı tertemiz tutsunlar diye. Arzu ettiğimiz şey şudur. Gerekirse Milli Eğitim Müfredatı'nda, gerekirse Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, biraz önce değerli abim Osman abim ifade etti, çok doğru söyledi. Okullarda mutlaka uygulamalı olarak bu çalışmanın yapılması gerekiyor. Yani benim çocuklarım, bizlerin çocukları bunlar buralara getirilip bir dönem boyunca böyle bir temizlikte bulunmaları gerekiyor. Bunu tesis etmesi gerekiyor Ispartalı'nın. Çok kolay bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu benim kızım. Benimle birlikte şimdi temizlik yaptı. Hiçbir daha kirletmez. Zaten çok ama şimdi öğrendi. Söyleyecek, biz diyecek böyle böyle gittik, babamlar, annemler, arkadaşları hep birlikte temizlik yaptık. İşte bu duygunun biz yaşamasını, muhafaza edilmesini istiyoruz. Projeye desteği bu noktada bekliyoruz tüm yetkililerden. Bu duyarlı davranış için biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun.